Artık büyümeye başlıyorsun canım. Müzik kutusu. Kayu. Anne. Benim elbiselerimi karıştırmayı nasıl başardın? Aa, bilmiyorum. Aa, ne yapıyorsun anne sen? Bütün bu şeyleri çatı katına kaldıracağım canım. Aa, sana yardım edeyim anne. Pekala. Sen bu şapkayı taşı bakalım. Teşekkür ederim Kayu. Kayu çatı katına gelmekten hoşlanmıştı. Çünkü burada çok fazla sürpriz vardı. Aa, bak anne. Aa, ben bunu tamamen unutmuştum canım. Ben küçükken bu benim müzik kutumdu. Kayu müzik kutusundan gelen müziği çok sevmişti. Aa, ve bu da benim en sevdiğim oyuncak ayımdı. Aa, ayının kafasında bir delik var anne. Onu birlikte tamir edelim mi? İşte o artık bir korsan ayı oldu. Müzik kutusundan artık müzik gelmediği için Kayu ayının müzik kutusundan daha eğlenceli olduğunu düşündü. Rosie, buraya gel. Burada senin için bir şey var canım. İşte korsan gemisi geliyor. Müzik kutusu çalmaya başlamıştı. Müzik kutusuyla ben oynamak istiyorum Rosie. Benim. Bunu ister misin? Hayır. Korsan gemimi ister misin? Hayır. Eğer istersen benim korsan ayımla da oynayabilirsin Rosie. Rosie oyuncak ayıyı çok sevmişti. Bunun için müzik kutusunu ayının karşılığında Kayu'ya vermeye karar verdi. Ama müzik kutusundan artık müzik sesi gelmediği için Kayu ayısını geri istedi. Al Rosie, sen müzik kutusuyla oynayabilirsin artık. Hayır. Ben korsan ayımı geri istiyorum. Ver onu. O benim. Orada neler oluyor bakalım? Ayımı geri istiyorum. Müzik kutusu bozuk çünkü. Bir bakmama izin verir misin lütfen? Bak, bu anahtarı çevirirsen müzik kutusunu açarsın ve o yeniden çalmaya başlar. Rosie ve sen neden dönüşümle oynamıyorsunuz? Kayu dönüşümlü oynama fikrinden hoşlanmamıştı. Hem müzik kutusuyla hem de ayıyla oynamak istiyordu. Aha, bakalım burada ne var? Aa, korsanlar. Bir hazine buldunuz mu? Bu müzik kutusu. Korsan ayı onu koruyor. Tamam. Kayu Rosie ile birlikte korsancılık oynamaya karar vermişti. Bu benim babam. Babam bana birçok şeyin nasıl düzgün yapılacağını gösteriyor. Başlangıçta çok kolay olmamıştı ama buz pateni yapmaktan çok hoşlanıyoruz. Aa! Ha, bazen komiklik yapar babam. Ama bizimle nasıl ilgileneceğini çok iyi bilir. Ben büyüdüğüm zaman tıpkı babam gibi olmak istiyorum. Kayu'nun spor günü. Çok güzel bir gündü. Kayu ve annesi mektuplarını postaya vermek için yürüyüş yapıyorlardı. Posta kutusuna kadar seninle yarışacağım. Hey, başla demedin. Merhaba Andre. Yarışa ne dersin? Yapamam.
Spor sınıfıma katılacağım. Neden Kayu da bizimle gelmiyor? Dersten sonra onu eve bırakabilirim. Olabilir, neden olmasın? Ne dersin? Gitmek ister misin? Evet, hadi. İşte böyle. Merhaba. Bu Kayu. Sınıfa katılmak ister misin? Kayu utanmıştı. Tamam. Ama yine de denemek istedi. Çocuklar, bu Kayu. Peki çocuklar, dersimize ısınma hareketleriyle başlayacağız. Şimdi kollarınızı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Gökyüzüne dokunuyorum. Şimdi vücudumuzu önce bu yana doğru esnetelim, sonra da diğer yana. İşte oldu. Ve parmak uçlarınıza dokunun. Andrei, bana baksana. Ve şimdi kollarınızla büyük daireler çiziyorsunuz. Kayu gerçekten deniyordu. Ama egzersizleri yapmak oldukça zordu. Bu davula vurunca olduğunuz yerde tempolu yürümenizi istiyorum. İşte böyle. Başlayın. Bak, bir, iki, bir, iki. Kayu yeniden denedi. Öğretmeninin yapabileceğini göstermek istiyordu. Başardım. Pekala çocuklar. Şimdi sonraki egzersize başlayalım. Birdir bir oynuyoruz. Bir kişi kafasını koruyarak aşağı doğru eğilecek, diğeri onun üzerinden atlayacak. Hadi bakalım. Hop. Ben de denemek istiyorum. Andrei'nin üzerinden atlamak hiç kolay değildi. Kayu cesaretini birazcık yitirdi. Yeniden dene. Bu sefer kafanı gerçekten aşağıda tut Andrei. Hadi bakalım dene Kayu. Rabbit. Çok iyiydi çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Geldiğin için teşekkürler. Hadi gel egzersiz oyunu oynayalım. Ben spor hocası olmak istiyorum. Sen de kurbağa olabilirsin. Kayu spor hocası gibi davranıyor ve çok eğleniyordu. Rabbit. Andrei'ye gitme zamanı. Başardın. Kayu birdir bir oyununu tamamlayabildiği için kendi kendiyle çok gururlanmıştı. Kendine olan güveni artmıştı. Görüşürüz Andrei. Neden üzerinde düdük taşıyorsun? Çünkü ben bir spor hocasıyım anne.